Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Yaşlı Amca'nın İç Güveysi adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Ayrıca bu parçaya ait amfayerleri ve altyapı dosyasına bu pazar günlerinden itibaren erişim gelecek dosyaları sitemizden indirebilirsiniz arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmadan parçamıza geçmek istiyorum. Standart olarak biliyorsunuz Yaşlı Amca'nın parçaları genellikle mi bemol akort düzeninde oluyor. Bu parçada da aynı. Parçayı sağlıklı bir şekilde çalabilmek adına gitarınızın akort sistemini mi bemole çekmeniz gerekli. Bunun için de tüm telleri yarım ses geriye almanız yeterli olacaktır. Parçamıza şu şekilde başlıyoruz. Parçanın girişinde buraya kadar yaptığım figür iki kez arka arkaya çalınıyor. Ben bir kez çaldım. Parçamızın tonu sol diyez minor. Gitar dropta olduğu için sol diyez şu anda bizim için 5. perdeye gelmiş oluyor. Yukarıdaki tablolardan takip edebilirsiniz. Girişimiz şu şekilde. İlk cümlem şu. Burada 5'te, sol 5'te bir mikro bendim var. 1/4'lük bend yapıp teli geriye doğru çekiyorum. Yani realistik bir bend. Tekrarlayalım. Bu figür 3 kez arka arkaya çalınıyor arkadaşlar ilk aşamada. Yaptıktan sonra şunu ekliyorum. Yine 5'te, la 5'te mikro bendim var. Ardından üst tel 8, alt tel 5, üst tel 8, 5, 3. Pardon, evet 8, 5, 3. Yani şu olmuş oldu. Bundan sonra tekrardan çalmaya devam ediyorsunuz. Aynı figüre giriyorsunuz. Pardon. Bu ikinci tur. Şimdi konu bütünlüğünü sağlamak adına bir iki kez arka arkaya çalayım. Figür oldukça kolay ezberleyebildiğinizi düşünüyorum. Lütfen bana eşlik etmeye çalışın. Şöyle başlıyoruz. Şimdi birinci tur bitti. İkinci tura geçiyorum. İkinci turun sonunda La 5'i 1/2'lik bend yaparak aşağı çekiyorum. Dilerseniz burada oktavda basabilirsiniz. Oktavı yarım ses aşağı çekebilirsiniz. Tarzında da olabilir. Bu parttan sonra parçanın büyük ihtimalle en hızlı yürüyüşü başlayacak. Şimdi buradaki yürüyüşü sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından ifade edeceğim. Burası da şu şekilde duyuluyor. Bu partı bu şekilde çalmamız gerekli. Şimdi yukarıdaki tablardan kontrol edebilirsiniz. Şöyle ilerliyoruz. En üst tel. Hammer-on'ları lütfen kaçırmamaya çalışın. Bu 4 kez arka arkaya çalınıyor. 1 2 3 4 Yeni üçlü grup şu. La teli 5 yerine 7 iniyorum. 1 3'ten sonra tarzına bir yürüyüş geliyor. İki kalıp bir burada arka arka yavaş çalalım. Ardından birinciyi 4, ikinciyi 4, tekrardan birinciyi 4 çalacağım. Yani şunu çalıyorum. Geçtim. Tekrar bir.
yaptıktan sonra şu yürüyüşü ekliyorum. En son burada 5'te kaldım. 8'den 5'e pull-off yaptım. Sonrasında ise eklemem gereken yürüyüşü. Şeklinde yürüyüşü bitiriyorum. Şimdi geldik 51. saniye gibi başlayan çok tatlı bir blues riffine. Buradaki yürüyüşü sizlere bir kere çalmak istiyorum. 4 tur burası arka arkaya çalınıyor. Şu şekilde duyuluyor. Ben burada ilk kez çaldım ancak bunu 4 kez arka arkaya çalmanız yeterli olacak. Buradaki yürüyüş çok kolay. Sol diyez power chord'la başlıyoruz. Şunu çalıyoruz. İlk kalıp bu. Daha yavaş çalacağım. İkinci kalıp. Daha yavaş yapıyorum. Şimdi bu ikisini bir kabul edin. Bu 4 kez çalınıyor. Ben yine 4 kez çalmayacağım ancak 2 kalıp bir arka arkaya yavaşça birleştirmek istiyorum. Bir tur daha. Dört kez çaldıktan sonra şöyle bir geçiş melodisi eklememiz gerekli. Burayı isterseniz power chord'da da olabilirsiniz ancak ben en üst telden direkt bas sesleri alarak ilerlemeyi tercih ediyorum. Yaptığım yürüyüşü. Burayı çaldıktan sonra başlangıçtaki figüre çok benzer bir yürüyüş yapacağız. Yine sol diyez minor gamı içerisinde ancak vuracağımız yerler bu sefer biraz farklılık içeriyor. Buradaki yürüyüş ise şöyle çalınıyor. Burada yaptığım yürüyüşü bu partın sonuna kadar çalmanız yeterli olacaktır. Şimdi buradaki şöyle başlıyorum. Bu sefer 5'ten bare basarak başlıyorum. İlk cümlem. Pardon. İlk kalıp şuydu. Buradaki ise pardon. Bu 3 kez arka arka çalınıyor. Yaptıktan sonra bir sonraki eklemem gereken yürüyüş ilk parti olanın aynısı. Şimdi İlk kalıpta 3 kez çaldıktan sonra üzerine bunu ekledik ya. Bir kere daha yapalım. İkincide de çünkü farklılık var. Tekrarlıyorum. Birincisi bu. İkinci part şu. Yine 3 kez çalacağım. Dördüncü de la ve mi tellerindeki yürüyüşe bağlayacağım. Ancak ikinci kalıp şu. İlki aynı giriyor. Pardon. İlki bu. İkincisi... Burada fa sesini ekliyorum. Sonra tekrar birinci. Aynı şekilde yukarıya bağlıyorum. Buraya kadar yaptıklarımı bir bütün kabul edin. Yani ilkinde fa'yı eklemedim. İkincide serçe parmağımla la telinden 8'i fa'yı ekledim. Bir kabul edin. Bunları 2 tur arka arkaya çalıyorsunuz aslında. Ardından 1.44'te 2.20 arasında vokal, bas ve bateri birlikte gidiyorlar. 2.20 gibi gitarın susturarak yaptığı bir yürüyüş var. 2.20'den itibaren gelen yürüyüş çaldığımızda şu şekilde duyuluyor. Yürüyüş eklememiz yeterli olacaktır. En üst 5'ten 16 tane power chord vurarak giriyorum susturarak. 1-2-3-4 1-2-3-4 son 2-3-4 8'e kaydım. 8 tane. 1-6-5'e geldim. 8 tane. 7'ye geldim. 12 tane çalacağım. 4 tane susturacağım, son 4'ü açacağım, ardından akor basacağım. Şöyle diyor. 1-2-3-4, 1-2-3-4, şimdi açıyorum. 1-2-3-4, ardından burada
eski sisteme göre konuşursak sol majör akoru var. Şimdi ise burada fa diyez majör akoru oluyor. Şu oluyor. Bir tane death note çalmam yeterli olacak. Yürüyüş bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra 2.40 ile 3.05 arasında parçanın girişinde yaptığımız o blues ritmi tekrarlamamız gerekiyor. Yani şunu çalacağız. Bunu tekrardan dediğim gibi çalıyorsunuz, yine 4 tur oluyor. Ardından şunu ekliyoruz. Buradaki bir ölçü daha fazla ve gitgide yavaşlayarak çalınıyor. Yani şu. Ardından 3.16 ile 3.33 arasında bir daha söyle, bir daha söz grubunun olduğu bir aralık var. Burada normalde bas çalıyor, ancak eşlik etmek isterseniz kök sesleri vurarak şunu yapabilirsiniz. 8 en üst tel 5, 1.6.7'den 4, aynı tel 5 yine 4, yani şu. Bu 3 kez arka arkaya çalınıyor. İlerliyor. Şimdi geldik parçanın 3.35 ve son arasındaki kısma. Burayı part part göstereceğim. İlk partımız şu şekilde duyuluyor. Kez bu yürüyüşü yapmanız yeterli. İki tane zaten aynı kalıbı tekrar ederek ilerliyoruz. Dolandığım power chordlar şu. En üst tel 5 ve 8 arasında ilk önce şunu çalıyorum. Daha yavaş. Bundan sonraki iki tane akor. Bir alt telden alacağım 5 ve ardından alt telden alacağım 7. perdeden alacağım, yani power chordlarda girişinde death note vurmanız lazım ki eksik başlama hissiyatı veriyor. Şöyle duyuluyor yani. İlk önce birinciyi çalıyorum. Burada yaptıktan sonra şunu çalıyorum yani. Pardon. Yürüyüş baktığınızda aynı ilerliyor. İkisini tekrardan birleştirelim. Hatta 3 kalıbı daha yavaş alalım. Bir kere daha yapmak istiyorum. Burayı saymak birazcık zor oluyor. Yaptıktan sonra şunu çalıyorum. 3, 3, 3, 5, pardon. 3, 3, 3, 5 tarzına geri gidiyorum. Şimdi melodi bütününü sağlamak adına bu kalıpları bir kere daha orijinalinde çalmak istiyorum. Sizlere bir tur çalacağım. Şöyle duyuluyor. Part bu şekilde çalınıyor. Şimdi geldik parçanın sonundaki son akor yürüyüşüne. Burayı da sizlere bir kere çalmak istiyorum. Şu şekilde duyuluyor. (Gülüyor)
şeklinde parçayı bitiriyoruz. Şimdi buradaki yürüyüş sadece en üstelde geçiyor power chord olarak. Kullandığım yerler sırasıyla şu. 5, 3, oradan 8'e atlıyorum. 10, sonrasında 5, 8, 5. Şöyle bir yürüyüş yapıyorum. Yavaşça çalacağım. İlk önce sesi açmıyorum. Birleştiriyorum tekrar. Yaptıktan sonra 10'a geliyorum. 10, 10, pardon 8, 8, 10, 10 ardından 5, 5, 8, 5 ekliyorum. Tüm kalıbı yavaş çalırsak. Burada biraz tempoyu artırdığınızda orijinal hızında şuna benziyor. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri yorumlardan lütfen bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca bu eğitimde size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.